Tarihi Orta Asya'ya dayanan hamburger tutkusu dünyayı kasıp kavururken Türkiye'yi de sardı. Peki nedir bizi buna bağlayan? İnsanların hızlı yemek alışkanlıkları ülkemizde de son yıllarda artış gösteriyor ve bunların en başındaysa hamburger geliyor. Orta Asya'yı kasıp kavuran hamburger tutkusu Türkiye'yi de sarmış durumda. Peki nedir bize hamburgeri sevdiren ve zararları nelerdir hocam? Buyurun. Zararlarına bakacak olursak, öncelikle gereksiz bir kalori alımı olacağından dolayı obeziteye sebep olabilir. İç organ yağlanmalarına sebebiyet verebilir. Kalp damar hastalıklarına yol açabilir. Çocuklarda ve ergenlerde ise fiziksel gelişimin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bizim yurt dışından, başka ülkelerden yediğimiz besinler yerine kendi besinlerimizle beslenmemizin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Valla demek ki herhalde insanların iştahı fazla, bir de parası bol. Parası az olsa herhalde hamburger yemezler. Hamburger ya zaten sağlığını düşünen bir insan yemesine çok dikkat etmesi lazım. Yani hamburger ben çok fazla tüketmemeye çalışıyorum. Genellikle ev yemeklerini tadıyorum. Ama tabii bazen canımız istiyor. Fast food ürünleri beslenme ihtiyacımızı gidermek için akıl almaz derecede kolaylık sağlayan ve lezzetiyle defalarca tüketmemizi sağlayan bir ürün. Ancak bu ürünler lezzetli olmalarının yanı sıra her zaman vücudumuz için ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılama konusunda iyi olmayan seçenekler arasında da yer alıyor. Peki nedir hamburgeri bize sevdiren? İçindeki maddelere bakacak olursak dondurulmuş köfte var içerisinde. Ketçap, mayonez bunlar mevcut ana içerikleri hamburgerin. Dondurulmuş etlerde halk arasında Çin tuzu diye tabir edilen monosodyum glutamat da bulunmaktadır. Patates kızartmasını sevmeyen yoktur. Kızartma olduğu için sağlıksız olduğunu biliyoruz. İşte Harvard Üniversitesi